Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere en pratik Kayseri yağlaması tarifimiz var. Kat kat lezzetli, yumuşacık bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz yapımına geçelim. İç harcı için tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı alalım. Yağımız ısındıktan sonra içerisine 150 gram kadar kıymamızı ilave ederek kıymamızı kavuralım. Kavrulan kıymamızın üzerine 2 adet orta boy yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. Bir miktar soğanlarımızı da kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 2 adet orta boy küp küp doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi ilave edelim. 3-4 adet ince doğranmış yeşil biberlerimizi de ilave ederek kavurmaya devam edelim. Adet orta boy doğramış olduğumuz domateslerimizi de içerisine ilave ediyoruz arkadaşlar. Eğer domates sosunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Domateslerimiz biraz eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber kullandım. İsterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanozlarımızı ilave edelim arkadaşlar. Bir miktar şöyle çevirelim. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı kadar suyumuzu ilave ederek kapağımızı kapatalım ve biraz pişirmeye bırakalım. İç harcımızı hazırladık arkadaşlar. İsterseniz yemeğimizin yapımına geçelim. Toplamda 5 adet hazır lavaş kullandım. Yuvarlak borcamımızın alt tabanına 1 adet lavaşımızı yerleştirdikten sonra içerisine hazırlamış olduğumuz harcımızdan her yerine sürelim. Üzerine bir miktar kaşar peyniri serpelim. Her katta aynı işlemleri yapalım arkadaşlar. Bu arada iç harcımız sıcak. Lavaşlarımızın üzerine bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Lavaşlarımızın yumuşaması için sıcak şekilde sürmemiz gerekiyor. Son katımızın da iç harcını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Pişmeye yakın fırınımızdan alarak üzerine kaşar peyniri serpelim ve tekrar fırınımıza gönderelim. Kaşar peynirlerimiz eridikten sonra fırınımızdan alalım. Yemeğimiz pişti. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi kat kat lezzetli, yumuşacık bir tarif. En pratik, en kolay tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın.